Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu görmüş olduğunuz harika yumuşacık, sıcacık tutan eldivenleri parmaksız. Şimdi artık zaten araba kullandığım için sık sık ve özellikle telefon çok kullandığım için parmaksız eldivenleri tercih ediyorum. Genelde şöyle göstermek isterim size. Harika bir eldiven takımımız var ve bunun yapılışını göstereceğim. Kullandığım iplerim, short videosunda da zaten bahsettim. Alize Cotton Gold 67 numara mum ışığı ve yine Alize Cotton Gold'un yeşili kodunu şu an hatırlayamayacağım. Bir de Nako'nun Paris'ine kırmızı sakallı ipini kullandım. Şöyle şu şekilde göstereyim size. Sıcacık tutan bir eldivenimiz olacak. Aslında motif bizim bilinen motifimiz. Motif yapılışı oynatma listemde var. Ayrıyetten hırka yaptık bu motifte. Hırka videolarında da var. Ama ben şimdi tekrardan sizlere göstereceğim nasıl yapıldığını. Fakat farklı bir renkte göstereceğim. Şöyle göstermek isterim. Parmaksız bir çift eldivenimiz. Şimdi biraz sonrası yaptığım diğer renkleri de böyle koton iplerle çalıştım. Ama yine de sıcacık tutacaktır. Şöyle göstermek istiyorum sizlere de. Şöyle. Bakın. Harika bir eldivenimiz olacak. Tüm renklerini çalıştım diyebilirim sizler için. Şimdi eldivenimizi nasıl yapacağımızı göreceğiz. 3 milimetrelik tığ kullanıyorum silikon saplı. Örmekten her ne kadar silinse de. Bunun için kullandığım ipler, özellikle bunun için kullandığım ipler Alize Cotton Gold 67 numara yeşili ve Nako'nun Paris'i kırmızı ip kullandım bunu yaparken. Arkadaşlar şimdi ben farklı bir renginde aynı mantığı size göstereceğim. Sadece burada Nako Paris kullandım. Diğer renkler yine hepsini Alize Cotton Gold. Burada Nako Paris kullanmadım. Diğerlerini de biraz sonra sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, yani bunlar yapıp kullanmak için de satış yapan arkadaşlarım için de iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Çünkü günümüzde gerçekten de hepimiz telefonlarımızı sık bir şekilde kullanıyoruz ve araç kullanan insanlar olduğumuz için de parmaksız eldivenler en idealleri olduğunu düşünüyorum. Bakın burada da Çinçin'in morlu ipini kullandım. Pardon, Nako Paris'in mor yünlü ipini kullandım. Şöyle göstermek istiyorum. Burada yine yünlü bir ip kullanmadım. Hepsi koton ip. Fakat bunlar da 4 mevsim ipler olduğu için gayet de güzel bir şekilde ısıtıyor. Şu mavi olanı, bu mor olanı, bu sarı olanı, bu da böyle bu şekilde kırmızılı, beyazlı, yeşilli olanı en favorim de budur bu arada. Kanalıma hala abone olmadıysanız, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abonelik ücretsizdir bu arada. Öyleyse başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, bu renginde çalışacağım. İlk motifimi bu şekilde ben oluşturdum. Diğer motifi de yaparken birleştireceğiz. Daha sonra da eldiven haline getireceğiz. Şimdi bunun için ben 67 numara mum ışığı ipimi şu şekilde bir şöyle tam açıyı ayarlayalım. Mum ışığı ipimi alıyorum. Sihirli halka yapacağım arkadaşlar. Sihirli halka. Bakın ipimi, parmağımı bu şekilde doladım. Biraz ışık yansıması var galiba bugün. Tutuyorum ipimi benden yana. Bu şekilde bir tur döndürüyorum. Sihirli halka yapıyorum. Tığımı da buradan aradan geçiriyorum. Ve bir kere kilitliyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içine batıyorum. İlk ikisi, ikisi. İkili fıstıklar yapacağım arkadaşlar. İkili fıstığımı yaptım. İki zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. İlk ikisi tığımda bekletiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı V'ye tekrar batıyorum. İlk ikisi. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden kapatıyorum. 2 zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya batıyorum. İlk ikisi. Tığıma doluyorum. Aynı yuvaya tekrar. İlk ikisi. 3 ilmeğim var. Üçünü birden kapatıyorum. Dediğim gibi motif yapılışı oynatma listemde aslında var. Sadece orada bir sık iğneye geçmiştik. O sık iğneye geçmeyeceğiz burada. Hırkada da dörder zincirlik bir birleştirme zincirlerimiz vardı. Onu da yapmayacağız. Sadece trabzanını yaptıktan sonra bu şekilde bırakacağız ve eldivenimizi oluşturacağız. Çünkü daha fazlasını yaparsak eğer geniş olur ve elimizde oturmaz. O yüzden şimdi tekrar ediyorum. İki zincir çektim. Tığıma doladım. Aynı yuvaya batıyorum. İlk ikisi. İki tane ilmeğim var, bekletiyorum.
Tığıma doluyorum. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. İlk ikisini çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. 8 tane bu şekilde ikili fıstıklar yapacağız. Aralarda 2 zincir çekerek arkadaşlar sıra sonuna kadar böyle ikili fıstıklar yapalım. 8 adet ve gelelim. Evet arkadaşlar, 8 tane ikili fıstığımı yaptım. Aralarım 2 zincirde 2 zincirimi çekiyorum. İlk yaptığım fıstığım, bakın burada tepe noktası var. Ona batıyorum. Şu ipi de böyle bir dolayıveriyorum şuraya. İlmeğimi çıkartıyorum. İçinden kaydırmayla bağlıyorum ve ipimi şu şekilde çekiyorum. Tutuyorum ipimi. Bu şekilde bir kere içinden geçiriyorum. Sıkıştırıyorum. Ve ipimi artık kesiyorum. Motifimin ilk sırasını bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Şimdi yeşille yaptığımız ikinci kısımdayız. Aslında çok da bilinen bir şekilde videolar kanalımda mevcut. İkişer zincir çektiğimiz boşlukların içerisinde çalışacağız. Birazcık da yakınlaştıralım şöyle. İkişer zinciri herhangi bir boşluktan batıyorum. İpimi alıyorum. Çıkartıyorum. Bir kere kilitliyorum. Bu ipi de bu şekilde ben doluyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yanına aynı yuvaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde yuvalar oluşturuyorum. Bir noktaya çalışarak. Geçişlerde zincirim yok. Tığıma doluyorum. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yine aynı bu yuvanın içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar yapmam gereken işlem bu. Tığıma doladım. Hiçbir zincir çekmiyorum. Yan boşluğa geçiyorum. 2 tane ikili trabzan. İki zincir, tığıma doladım ve aynı yuvanın içerisine batarak 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yana geçerken tığıma doluyorum. Hiçbir şekilde zincir çekmiyorum. Boşluğun içerisine geliyorum. Önce 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı yuvanın içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim bu şekilde. Yana geçerken zaten zincir çekmediğim için ilk yaptığım zincirin tepe noktasına batıyorum bu şekilde. Bir ilmek alıyorum. Kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. İpimi hemen uzatıyorum. İlmeğimi tutuyorum böyle bu şekilde. İçinden geçiriyorum ve bu şekilde kilitliyorum. Motifimin ikinci sırasında bu şekilde oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Şimdi Nako Paris kullanacağım. Biraz daha sıcak tutsun istiyorum. Çünkü inanın yumuşacık, sıcacık böyle bir eldiven elde edeceğiz. Bunu kullanmak istemeyenler alternatif ipler bulabilirler. Biraz daha pahalı Alize Koton Gold'dan. Dediğim gibi alternatif bir sürü angora ipler kullanabilirler. İkişer zincirlik boşluklarımızın içine yine geliyorum. Tığımı taktım. Nako Paris ipimi alıyorum. Çekiyorum. Bir kere kilitliyorum. Bu ipimi de bu şekilde buradan doluyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İlk ikisi, ikisi. İkili fıstık yaptım. 2 zincir. Tığıma doluyorum. Aynı yuvanın içerisinde yine ikili fıstık yapacağım. İlk ikisi, tığımda bekletiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İlk ikisi, 3 ilmeğim var. Üçünü birden kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın burada yuvalardan önce burada bizim bir boşluklarımız var. Hani zincir çekmeden bu tarafa geçtiğimiz boşluklar. O boşluğun içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve sık iğneyle bağlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Hemen buradaki boşluğa batıyorum. İlk ikisi, tığıma doladım. Yine ikisi. Yan boşluğa geçtim. İlk ikisi, tığıma doluyorum. Yine aynı yuvaya battım. İlk ikisi, 3 ilmeğim var. Üçünü birden kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yine aynı boşluğun içerisine
ikili fıstık yapacağım. İlk ikisi tığıma doladım. Aynı yuvaya. İlk ikisi 3 ilmeğim var. 3'ünü birden kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen buradaki yandaki bakın. Buradaki birleşme yerine batıyorum. Sık iğne 2 zincir tığıma doluyorum. Yandaki boşluğa geçiyorum. İkili fıstık. Aynı yuvaya batıyorum. 3 ilmeğim var. 3'ünü birden kapattım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum. İlk ikisi tığıma doladım. Aynı yuvaya. Yine ikisi 3 ilmeğim var. 3'ünü birden kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen bakın burada. Zincirsiz geçtiğimiz yerler var. Batıyorum. Oraya sık iğne. 2 zincir. Tığıma doladım. Yandaki yuvayı yine ikili fıstıklar yapacağım. Sıra sonuna kadar yaptığımız şekilde gelelim. Şuradan dışarı göstermek istiyorum. Lale gibi duracak zaten böyle. Ay, çok güzel görünüyor. Her renge de yakışıyor arkadaşlar. Ama ben Nako Paris'in birçok böyle rengini de aldım. Eflatun, mavi, sarı, beyaz, kırmızı. Onlarla da deneyeceğim. Yani bu kısımları özellikle Nako Paris kullanmayı düşünüyorum. Tam elimizin üstüne gelen kısmı böyle sıcacık tutsun diye. Eldivenimiz 2 tane. Yani bir tek eldivenimiz 2 motiften oluşuyor. 4 tane motiften bir çift eldiven çıkarmış oluyoruz. Hem çok fazla yün yemiyor hem de harika eldivenlerimiz oluyor. Ben sarıyı da çok sevdim bu şekilde. Bakın sarıya da çok yakıştı. Şöyle bir tekrar bir göstereyim size. Şöyle. Bakın. Standart. Her eli olabilecek. Yani her eli olabilecek demeyelim de. En azından standart bir eldiven yani. Hepsini birden kapattım. 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Aynı yuvaya batıyorum. İkili fıstık yapacağım. İlk ikisi. Yine aynı yuvaya battım. İlk ikisi 3 ilmeğim var. 3'ünü birden kapattım. 2 zincir. Hemen buradaki bakın. Bakın. Bu ara. Araya batıyorum. 1 ilmek çıkartıyorum. Sık iğne. 2 zincir çekip yine bu boşluğa batarak böyle yoluma devam edeceğim. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar sona kadar geldim. 2 zincirimi çektim. Bakın burada araya hemen batacağım. Bir sık iğne yapacağım. Şöyle bir sık iğne yaptım. 2 zincir çekiyorum. Burada ilk yaptığım fıstığın artık bunu biraz ellende bulmak gerekiyor. Yani çok tüylü bir ip olduğu için şöyle el yordamıyla bulacağız. Çıkardım. Kaydırmayla bağladım. İpimi bu şekilde uzatıyorum. Tutuyorum bunu buradan böyle. Şöyle bir tur içinden böyle geçiriyorum ve buradan ipimi kilitliyorum. Motifimin ana kısmını oluşturmuş oldum. Şimdi artık trabzanlı kısma geçeceğiz. Bu çift eldiveni bu şekilde yapacağız. Diğer eldivenlerde aynı mantığı kullanacağız zaten. Ben sadece alternatif olarak sizlere renkleri gösterdim. Dilediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Aslında dediğim gibi motifin yapılışı da kanalımda mevcut ama bu şekilde geçelim. Şimdi buradan iki sıra maviden geçmişiz. Bu ilk sırasını yapacağız. İkinci sırasını da trabzanlı kısmında hem birleştirip hem öreceğiz. Eldiven formuna getireceğiz. Burada iki zincirlik boşluklarımız var. Batıyorum. Şunu şöyle çekelim kafamız karışmasın. İpimi çıkartıyorum. Bir kere kilitliyorum. Bu ipi de yine bu şekilde doluyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum. 2 tane ikili trabzanım var. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvayı 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani köşemi oluşturmuş oluyorum. Tığıma doluyorum. Bakın buralarda böyle bu şekilde boşluklar V'ler oluştu. Şöyle. Şöyle göstereyim bakın. Tığıma doluyorum hiç zincir çekmeden. Bu boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Bakın burada bizim sık iğne noktamız var. Altına batıyorum böyle. O boşluğa batıyorum. İpimi de biraz uzun tutuyorum. 1, 2 ve 3 kere de çıkıyorum. Uzun bir trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yine aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 2 tane uzun bacaklı trabzanım olmuş oldu. Tığıma doluyorum. Burada bir boşluğumuz daha var bakın. Çünkü iki zincirlik boşlukları bunlar. Batıyorum. Oraya da bir ikili trabzan yapıyorum. Burada iki zincirlik boşluğum var. Oraya geliyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım. 2 zincirlik boşluklarım var. Burada bakın.
Sık iğnenin hem sağ tarafında hem sol tarafında. Batıyorum ikine. İkili trabzan. Tığıma doladım. Sık iğnenin altına batıyorum. İki tane uzun bacaklı üçlü trabzan. Bir. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. İpimi de biraz böyle bol tutuyorum. Bir, iki, üç kere de çıkıyorum. İki tane uzun bacaklı trabzan yaptım. Burada sık iğnenin bu tarafında da bir iki zincirlik boşluğa geliyorum. İkili trabzan. Tığıma doladım. Köşeye yine geliyorum. Önce iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı yuvaya köşem için iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Yine bakın sık iğnenin sağında ve solundaki zincirlik boşluklarım var. Geliyorum buraya. Bir tane ikili trabzan. Sık iğnenin altına batıyorum. İpimi de uzun tutuyorum bu şekilde. Üçlü trabzan yapıyorum. İki tane. Bir. Yine aynı noktaya batıyorum. Çıkartıyorum. Bir. İki. Üç. Tığıma doladım. Buradaki boşluğa da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki boşluğa iki zincirlik boşluğuna bakın. Lalemizin iki zincirlik boşluğu var burada. Batıyorum. İki tane sık iğne. Tığıma doladım. Yine bu boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Sık iğnenin altına batıyorum. Uzun tutuyorum ipimi. İki tane uzun bacaklı üçlü trabzan. Yine aynı yuvaya batıyorum. İpimi böyle biraz çekiyorum. Bir, iki, üç. İki tane üçlü trabzan. Tığıma doladım. Boşluğa bir tane ikili trabzan. Köşeye gelince de önce köşeme iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir tığıma doladım. Aynı boşluğun içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde motifimi bu ipi yürütmüştüm. Bunu artık buradan kesebilirim. Hepsini yürüttüğüm için gönül rahatlığıyla böyle iplerimi artık kesebilirim buradan ki kafamız karışmasın ipler sattığımda. Temiz bir çalışma olsun. Şöyle şunu alalım. Şöyle motifimi kareleştiriyorum. Aynı sistemle sıra sonuna kadar geleceğiz. Trabzanlı kısmı bu motife birleşerek öreceğiz. Onu da zaten şimdi görürüz. Sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Burada zaten köşemizi oluşturmuştuk. İlk yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve bu şekilde kaydırıyorum. Şimdi köşe noktaya gelmem gerekiyor benimki. Hem trabzanları yapacağız hem birleştireceğiz. Yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırıyorum. Köşeye de geliyorum. Bir ilmek alıyorum. Kaydırmayla köşeye kadar ulaşıyorum. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum ve iki tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Şimdi artık bu motifimi hem birleşeceğim hem de trabzanlarımı öreceğim. Bir zincir çekiyorum. İki zincirde köşelerimiz. Bir zincir çekiyorum. Geliyorum bu köşeye batıyorum. İlmeğimi bu şekilde alıyorum. Çekiyorum. Bir zincir de buradan çekiyorum. Geliyorum burada. İlk trabzan tepesine batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Tığımı çıkartıyorum. İlk trabzan tepesine batıyorum. İlmeğimi de buradan geçiriyorum. Kaydırmayla. Geliyorum buradan. Yanındaki trabzan tepesine örüyorum. Tığımı çıkardım. Hemen buraya yandaki trabzan tepesine battım. İlmeğimi çektim. Geliyorum. Yandaki trabzanın tepesine ikili trabzan örüyorum. Buradan batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Bu şekilde çıkartıyorum. Geliyorum trabzan tepesine. Örüyorum. Şimdi buradan sayacağım. Parmak boşluğu ayıracağım için 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir tane daha yapacağım. Ondan sonra parmak boşluğu oluşturacağım. İpimi çıkardım. Tığımdan. Geliyorum buradan batıyorum hemen yanındaki trabzan tepesine. İpimi alıyorum. Şimdi size göstermek için yoksa elde ben yapıyorum bunu bu şekilde hemen. Bir saniye. Geldim. Trabzan tepesini ördüm.
İlmeğimi çıkardım. Yan trabzan tepesine battım. İlmeğimi aldım. Çektim. Geliyorum buraya. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi bu kadar bir şey benim için yeterli. Burada bir parmak boşluğu bırakacağım çünkü. Geliyorum şimdi. Kaç tane yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani köşeyle beraber 7 tane trabzanım var. Benim için yeterli. Tığıma doluyorum ama şimdi hiçbir işlem yapmıyorum. Yandaki trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Yandaki trabzan tepesine batıyorum. Artık karşıyla birleşmiyorum. Parmak boşluğu açtığım için. Geliyorum. İkili trabzan. Ta ki orada. Burada 4 tane ilmeğim kalana kadar. Bakın. 1, 2, 3, 4. 2 tane daha ikili trabzan yapacağım burada. Bakın. Bu şekilde parmak boşluğu açmış oluyorum. Çok kolay bir şekilde ilerleyecek. Aslında bu herkes de eldiven yapabilir. Birçok da videolar var arkadaşlarım. Harika bir şekilde anlatıyorlar. 3 tane bıraktık. Daha iyi oldu. Şimdi giriyorum buradan da. Saymıyorum. Buradan nereye denk geliyorsam. Şöyle bakıyorum. Buraya denk geliyor. Batıyorum. Alıyorum ilmeğimi. İlmeğimi alıyorum. Tam alamadım galiba. Şöyle yapalım. İlmeğimi alıyorum. Buradan geçiriyorum. Parmak boşluğumu da bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Şimdi bir kez daha yapalım. İlmeğimi çıkardım. Hiç saymadan geliyorum. Benim için ne kadar yeterli mesela? Şuraya kadar yeterli. Aldım göz kararıyla bu şekilde çektim. Bakın parmak boşluğumu da bu şekilde buradan oluşturmuş oldum. Şimdi geliyorum yan tarafa. İkili trabzan. Yine aynı şekilde bakın. Sıradan gelen trabzan tepesine battım. Çektim ilmeğimi. Geliyorum buraya. İkili trabzan. İlmeğimi çıkardım. Tığımı çıkardım. Batıyorum buraya. Alıyorum ilmeğimi. Kaydırıyorum. Buradaki trabzanın tepesine ikili trabzan. İlmeğimi çıkarttım. Köşe noktama geldim. Köşeden ipimi çekiyorum. Bir de zincir çekiyorum. Daha köşeye gelmemişiz. Pardon. Şurada. Son. Bakın son trabzan tepesi. Köşeye gelmeden son trabzan tepesi. İpimi aldım. Kaydırdım. Geliyorum şimdi bu köşeye. Önce iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşelerim iki zinciri. Bunun bir tanesini çekiyorum. Tığımı çıkardım. Bu köşeye batıyorum. İlmeği de buradan geçiriyorum. Kaydırdım. Bir zincir de burada çekiyorum. Şimdi geliyorum motifimin köşesine iki tane daha ikili trabzan yaparak köşesini oluşturuyorum. Şimdi gördüğüm tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yaparak çepeçevre şuraya kadar geleceğim. Buraya kadar şöyle kıvırdım. Buraya kadar geleceğim. Şimdi buradaki köşelerinden buraya kadar birleştireceğiz ve motifimizi tamamlamış olacağız. Şimdi bunu örelim ikili trabzanlarımızı. Gördüğümüz her trabzan tepesine ikili trabzan yaparak burada şöyle. Bakın parmak boşluğumuz da bizim. Burası olacak. Şöyle göstereyim. Biraz da küçültelim. Şu şekilde. Bu köşeye kadar gördüğüm tüm trabzan tepelerine ikili trabzan yapacağım ve geleceğim. Evet arkadaşlar. Köşeye kadar ikili trabzanlarımı gördüğüm her trabzan tepesine yaptım. Tığıma doluyorum. Köşeye de geliyorum. İki tane ikili trabzanımı önce yapıyorum. Köşelerim iki zincirde. Bunun bir tanesini çekiyorum. Şimdi böyle bu şekilde katlıyorum. Şöyle. Ki birleştireceğim. Eldivenimi oluşturacağım. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Köşeden bakın takıyorum tığımı. Bir zincir çekmiştim. Alıyorum bunu. Buradan kaydırıyorum köşeden. Bir zinciri buradan çekiyorum. Tığıma doluyorum ve köşeye iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. İpimi çıkardım. Yine aynı kaydırma sistemiyle batıyorum. Buradan ipimi aldım. Çektim. Tığıma doladım. İlk trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Hem birleştiriyorum. Eldivenimin formunu vermeye başladım artık. İpimi çıkardım tığımdan. Yan trabzan
tepesine battım. İlmeğimi alıyorum. Bu şekilde kaydırıyorum. Geliyorum hemen yandaki trabzan tepesine. İkili trabzan. Buradan batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Kaydırıyorum. Geliyorum hemen yandaki trabzan tepesine. İkili trabzan. Bu şekilde kaydıra kaydıra buraya kadar geleceğim. Sonra bu köşemi birleştireceğim ve burasını artık tek bir şekilde trabzanlarımı öreceğim. Şuraya bu şekilde aşağı kadar birleştirmem gerekiyor. Eldivenimi artık formumu veriyorum. Geliyorum böyle. Kaydırdım. Tığıma doladım. Batıyorum ikili trabzan. Tığımı çıkardım. Yandaki trabzan tepesine ilmeğimi kaydırdım. Geliyorum hemen sıradaki trabzanın tepesine. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşeye kadar geleceğim. Köşeye kadar, yani şuraya kadar birleştireceğim. Bakın artık eldivene formumuzu oluşturduk. Parmak boşluğumuz da vardı. Şurayı birleştireyim. Sonuna kadar gelelim. Sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. En son trabzanımı yaptım. Tığıma doluyorum. Geliyorum köşeye, önce iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki köşeden tığımı taktım. İpimi aldım. Kaydırdım köşeden. Bir zincir çektim. Tığıma doluyorum. Köşeye tekrar iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Köşemi oluşturuyorum. Yanlış yere batmışız. Evet. Bir zincir çektim. Köşemin iki tane daha ikili trabzanını yapacağım. Daha sonra gördüğüm tüm trabzan tepelerini ikili trabzan yaparak buraya kadar geleceğim ve burada kapatacağım. Daha sonra eldivenimizin bilek kısmı, şöyle küçültelim biraz. Bilek kısmı lastik örgüsüyle, bir de parmak uçları kısmını lastik örgüsüyle yapacağız ve eldivenimizi bitirmiş olacağız. Geliyorum buradan, bakın artık formumu verdim. Buradan açık, buradan açık. Parmak boşluğum oluştu. Motifimi tamamlamam gerekiyor. Geliyorum buradan. Gördüğüm tüm trabzan tepelerini ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geleceğim. Orada bağlantımı yapacağım. Tekrar yükselip bu sefer artık lastik kısmını örmeye başlayacağım. Ben 3 sıra parmak ucu için ördüm. 4 sıra da şey için ördüm. Bilek kısmı için lastik ördüm. Onu da zaten en kolayı size göstereceğim. Sıra sonuna kadar, şuraya kadar. Çünkü motifimizi bakın tamamlamamız gerekiyor. Şöyle de göstereyim kabataslak size. Şöyle bakın. Bu şekilde kabataslak oluşturduk. Trabzanları örerek buraya kadar geleceğim. Daha sonra da artık parmak kısmını oluşturacağım. Devam ediyorum ben trabzanlarımı yapmaya. Bu şekilde. Gördüğüm tüm trabzan tepelerini ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geleceğim. Evet, tüm trabzan tepelerini ikili trabzanlarımı yaptım. Bakın başlarken burada köşeyi oluşturmuştuk zaten. Şöyle göstereyim. Geliyorum buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırıyorum. Yan trabzan tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırıyorum. Bu boşluğa geliyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırıyorum. Şimdi artık burayı ben birleştirmiş oldum. Bir tur daha ikili trabzanlarla eldivenimi geçeceğim. Burada 1, 2, 3. Bu boşluğa bir tane ikili trabzan. Buradaki köşe noktasını boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Çepeçevre gördüğüm tüm trabzanların tepesini bu şekilde bir tur şöyle geçeceğim. Tüm trabzan tepelerini ikili trabzan yapacağım. Lastik yapacağım için ona zemin oluşturuyorum şu anda. Tüm trabzan tepelerini bir tur daha ikili trabzan geçerek yoluma devam edeceğim. Şöyle geliyorum. Tüm trabzan tepelerini ikili trabzan çepeçevre başladığım noktaya kadar öreceğim. Daha sonra
lastiğini yapacağım. Yani ben şimdi köşelerde ne yapmamız gerektiğini söyleyeyim. Tam tur çepeçevre gezeceğim. Tığıma doladım. Buradaki köşeye batıyorum. Bir tane. İkili trabzan. Tığıma doluyorum. Bu motifin köşesinde. Bakın burası. Bakın. Köşesine batıyorum. Bir tane trabzan. Yine gördüğüm tüm trabzanların tepesindeki trabzan yaparak. Şöyle göstereyim. Tam tur. Bakın. Başladığım yere kadar geleceğim. Daha sonra da lastik kısmını çekeceğim. Çıkacağım. Şöyle zemin hazırlıyorum. İkili trabzanlar yaparak buraya kadar gelip birleşeceğim. Sonrasını birlikte yapacağız zaten. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Burada ilk yükseldim. Bakın trabzanım zaten belli oldu. Geliyorum tepe noktasına. Batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve bu şekilde kaydırıyorum. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Artık lastik kısmına geldim. Yani şöyle parmak boşluğum, bakın burada lastik kısmı, burası parmaklarımızın olduğu kısım, bilek kısmı da aşağısı. Aslında yapacağım işlem çok kolay. 3 tane zincirimi çektim. İlk zinciri alttaki belinden yakalıyorum bu şekilde, lastik yaparken yaptığımız gibi ikili trabzan. Tığıma doladım, hemen arkadan öne doğru yakalıyorum ikili trabzan. Bir önden yakalıyorum ikili trabzan, lastik örüyorum, tığıma doluyorum, bir arkadan, bakın bu şekilde doluyorum, arkadan çıkartıyorum ikili trabzan, tığıma doladım, önden yakalıyorum, geliyorum ikili trabzan, tığıma doladım, bir önden bir arkadan mantığıyla arkadaşlar lastik örüyorum şu anda. Önden yakaladım ikili trabzan, tığıma doladım, arkadan yakalıyorum ikili trabzan, bir önden bir arkadan alarak sıra sonuna kadar geleceğim. Bunu bir kez daha yapacağım. İki sıra lastik örmüş olacağım. Bilek kısmına da aynı şekilde başlayacağım ve 4 sırada bilek kısmı için öreceğim. Bu şekilde eldivenimi tamamlamış olacağım. Şöyle göstereyim. Tekrar bakın. Bu şekilde hem uzun olacak, ya bu sizin isteğinize kalmış bir şey, burasını kısa da yapabilirsiniz, ben biraz daha uzun yaptım daha böyle sıcak tutsun diye, bilek kısmını da biraz uzun yaptım, ya o size bağlı, dilediğiniz kadar geçebilirsiniz. Mantık olarak aynı şekilde lastiğe devam edeceğim. Evet, lastik yapmaya devam ediyorum. Tığımı doladım, bu sefer arkadan yakalıyorum, bakın arkadan yakaladım, ipimi çıkardım, arkadan yakalıyorum ikili trabzan, tığıma doladım, yanındakini hemen belinden önden bu şekilde, bakın yakalıyorum ikili trabzan, sıra sonuna kadar bir önden bir arkadan alarak başlangıç noktama kadar lastiğimi yapacağım. Evet arkadaşlar, lastiğimi yapıyorum, sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım trabzanımın içine batıyorum, bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Şimdi artık zaten alacağım noktalar, bakın lastik kısmım oluştuğu için alacağım noktalar belli. Geliyorum, önden olanı önden yakalıyorum. İkili trabzan, tığıma doladım. Arkadan olan trabzanımı arkadan yakalıyorum. İkili trabzan. Önden yakalıyorum. İkili trabzan. İkinci sıra bu şekilde lastiğimi öreceğim. Ve sıra sonuna kadar geleceğim. Daha sonra aşağıda da yapmam gereken işlem aynısı. İster dediğim gibi 3 sıra yaparsınız, ister 4 sıra, isterseniz daha uzun, isterseniz daha 5 sıra yapabilirsiniz. İkili trabzan. Lastiğimi yapmaya devam ediyorum. Arkadan yakaladım. İkili trabzan. Önden yakalıyorum. Zaten alacağım yerler artık belli. İkili trabzan. Bir önden bir arkadan mantığıyla 2 sıra ben parmak kısmını lastik olarak öreceğim. Eğer biraz gevşek falan olursa bir sırada sık iğne geçebilirsiniz. Bunu da geçtim mesela, sık iğne daha böyle bir toparlasın parmak kısmını diye, daha gevşek durmasın diye. Bunu da geçmedim mesela. Ama tabii geçerseniz sizin için daha da iyi olur. Bir sırada sık iğne geçebilirsiniz. İki sıra yapacağım şimdi ben bu şeyi, eldiven kısmını.
bu şekilde bir önden bir arkadan alarak lastiğimi örüyorum arkadaşlar. İkinci kısmını bakın. Geleceğim, döneceğim. Buradan birleşeceğim. Daha sonra da ipimi bağlayacağım. Bilek kısmını öreceğim. Ben bunu bir tamamlayayım. Bilek kısmına geçelim. Evet, sona doğru yaklaşıyorum. İkinci turda lastiğimi bu şekilde örüyorum. Arkadan alıyorum. İkili trabzan tığıma doluyorum. Önden yakalıyorum. İkili trabzan. Arkadan yakaladım. İkili trabzan. Önden yakalıyorum. İkili trabzan. Tığıma doluyorum. Buradan arkadan yakalıyorum. Son trabzanımı da ördüm. İlk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. Dediğim gibi bunu da skene geçtim. Parmak uçlarını özellikle biraz toparlasın diye. Bunu yapmak isteyen arkadaşlarım için hemen burada bir zincir çekecek. Aynı noktaya batacak. Sık iğne. Yan trabzan tepesine batacak. İlmek çıkarttım. Sık iğne. Her bir trabzan tepesine bu şekilde sık iğne. Batıyorum. İlmek almıyorum tabii ki. Sık iğne. Batıyorum. Sık iğne. Sıra sonuna kadar daha böyle parmak uçlarını hani sıkı sıkı tutsun, kalıp gibi dursun olmasını isteyen arkadaşlarım bu şekilde sık iğne yaparak bir turda sık iğne olarak geçebilirler. Daha sonra aslında bilek kısmında da aynı şeyi yapacağım. Herhangi bir köşeden başlayacağım. Bir tur trabzanla döneceğim. Yine istediğim sayıda lastiğimi yapacağım. Bakın parmak uçlarını zaten artık oluşturduk. Parmak boşluğumuz da oluştu. Burada bir sıra daha bütün trabzan tepelerine ikili trabzan yapacağım. Daha sonra istediğim kadar da gösterdiğim şekilde lastik yapacağım. Mantık olarak bu şekilde ilerleyecek. Bilmeyen arkadaşlarımıza bir fikir olsun istedim. Dediğim gibi kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abonelik benim için önemli. Desteklerinize ihtiyacım var. Abone olursanız çok mutlu olurum. Sık iğnelerle bu şekilde bir sıra bir tur parmak uçlarının olduğu kısmı özellikle böyle geçeceğim. Böyle geçiyorum. Yana battım. İlmek çıkardım. Sık iğne. Yan trabzan tepesine batıyorum. İlmek çıkardım. Sık iğne. Yan trabzan tepesine battım. İlmek çıkardım. Sık iğne. Bir tur bu şekilde sık iğneyle geçiyorum. Umarım faydalı bir video olur. Hepiniz birer tane eldiven örersiniz. Şimdi ben Alize'nin Super Wash ipiyle, yani özel tasarlanmış kendinden desen gösteren çıkaran ipiyle şiş işi eldiven çalışıyorum. Onun da çekimini sizler için gösteririm. Zaten bir parça öreceğiz arkadaşlar, böyle dikdörtgen bir parça. Dikerken parmak boşluğu oluşturacağız. Bakın ilk yaptığım sık iğnenin tepesini bu şekilde batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. İpimi bu şekilde keseceğim. Ve alacağım ipimi. Bir buradan batacağım. İpi öne çekeceğim. Bir arkadan tığımı geçireceğim. İpimi arkaya çekeceğim. Bu şekilde ipimi yürüteceğim arkadaşlar. Ondan sonra da yeterli derecede yürüttüğümde de ipimi bu şekilde keseceğim. Bakın bu şekilde kabataslak biz eldivenimizi aslında oluşturmuş olduk. Artık bakın sık iğneyle geçince daha derli toplu oluyor tabii ki. Diğerlerini de geçmedim ama bunlar da geçmiş olayım şu şekilde. Şimdi bir tur şöyle kısaca size göstereyim. Lastik yapmayı anlaşıldı diye düşünüyorum. Köşelerden bakın. Köşeden buradan batıyorum. Buradaki köşe boşluğundan batıyorum. Bir kere kilitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Diğer köşeye de batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum.
Daha sonra gördüğüm tüm trabzan tepelerini ikili trabzan yaparak bir tur geçeceğim. Lastik yapmak için zemin oluşturuyorum şu anda. Ve sıra sonuna kadar böyle geleceğim. Daha sonra da örmek istediğim sıra sayısı kadar bilek kısmını kimi arkadaşlarımız kısa sevebilir, kimi arkadaşlarımız uzun sevebilir. Daha sonra size gösterdiğim şekilde lastik kısmını bu şekilde geçersiniz. Tam tur bir ikili trabzandan geleceğim. Burayı birleşeceğim. Daha sonra da lastik kısmını bu şekilde öreceğim. Burada 4 sıra örmüşüm ben. Burada da 3 sıra örmüşüm. Siz nasıl isterseniz o şekilde o sıra sayısında gösterdiğim şekilde lastikleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın eldivenlerimizi şöyle takalım. Renk renk değişik değişik şöyle. Bunu biraz daha parmak kısmını da uzun yaptım. Şöyle göstermek isterim. Keyifli örmeler diliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aşağıdaki abone ol butonuna basmayı unutmayın sakın arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.